Merhaba güzel dostlarım. Buradasınız yine. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bugün sizlere duyguların mucizesinden bahsedeceğim. Belki de hayatta çözemediğimiz pek çok problemimizi duygularımızla nasıl rahatlıkla çözebiliriz bundan bahsediyor olacağım. Duyguların felçli bir insanı nasıl ayağa kaldırdığından, duyguların imkansız gibi görünen şeyleri nasıl imkanlarla getirdiğinden bahsedeceğim. Eski videolarda bahsetmişimdir belki. Ben arkadaşlar hani yaşadığım hayatı az buçuk biliyorsunuzdur. Köyde büyüdüm, köyde yetiştim. Bir ailenin, çok kalabalık bir ailenin en küçük çocuğuyum ve çocukkenki en büyük sıkıntım şuydu, konuşamazdım. Konuşamıyordum. Yani okuldasın, öğretmen bir soru sorduğunda ayağa kalkıp da bilmeme rağmen ayağa kalkıp da cevap veremiyordum. Veya bir insan bir yerde bir şey dediği zaman aman benimle dalga mı geçecekler, beni rezil mi edecekler, mahcup mu olacağım diyerek çoğunlukla konuşamazdım. Hiç unutamadığım bir anım var. Belki bundan önceki videolarda izlemişsinizdir. Ya seminerlerde falan bahsediyorum çoğu zaman. Aslında benim hayatımın dönüm noktalarının birisi ortaokul 2. sınıfta oldu. Bir gün Türkçe öğretmeni dedi ki oğlum kalk bakalım ayağa dedi. Ayağa kalktım dedi ki ağlamayan çocuğa meme verilmez. Bunu anlatır mısın? Tabii güzel dostlarım ben kalktım. Konuşamıyorsun ki. İşte düğmemi ilikledim böyle ağlamaya hazırım. Böyle dudağımı büzmeye hazırım. Hani çocuklar dudağını büzer ya böyle. Hoca bir şey diyecek ben ağlayacağım. O dedi ki ağlamayan çocuğa meme verilmez. Anlatır mısın? Konuşamıyorum ki. Aslında ne demek istediğini biliyorum ama konuşamıyorum. Şimdi hoca diyor ki oğlum anlatsana. Duruyorum. Oğlum anlatsana. Sonra arkadaşlar o öğretmen geldi. Şimdi beni dövdü falan demeyeceğim. Burada herkes duyarak diye de denir mi? O kadar kızın içinde dayak yedim. Hem de bir yarım saat dayak yedim diye söyler miyim? Hatta o dayağı yedikten sonra, o küfürlü dayakları yedikten sonra o gün ders 7 saatti. Ben 3. saatte bu dayağı yemiştim. Sonra 4. saat, 5. saat, 6. saat, 7. saat hep ağladım. Ve ağlarken hep dedim ki arkadaşlar işte bilinçaltı değiştirmeyi falan çok merak ediyorsunuz ya bilinçaltı temizlemeyi. O an yaşadığım olay nasıl bilinçaltımı değiştirmiş, nasıl temizlemiş bunu yeni öğrendim. Ve o zaman hep dediğim şey şuydu. İşte 3. saat ağlıyorum, dayak yedim ağlıyorum. Allah'ım ben nasıl konuşacağım? Allah'ım ben neden konuşamıyorum? 4. saat bir yandan ağlıyorum, bir yandan diyorum ki Allah'ım ben neden konuşamıyorum ya? Ya herkes konuşuyor. Alparslan konuşuyor, Kamil konuşuyor. Ben neden konuşamıyorum? Ve devamlı bu soru. Ben neden konuşamıyorum ve ben nasıl konuşacağım? Hiçbir yerde konuşamıyorum arkadaşlar. Ne zaman yabancı birisi olsa ben mahcup bir durumdayım, ezik bir durumdayım ve konuşamıyorum. Ve o zaman bir yurtta kalıyordum. İşte okul dağıldı, yurda gittik. Herkes yemekhaneye gidiyor, ben yatakhaneye gidiyorum. Ve yatakhanede ağlayıp bir yandan diyorum ki Allah'ım ben neden konuşamıyorum? Ben nasıl konuşacağım? Ben nasıl konuşacağım? Ve o zamana kadar kendimi değersiz, önemsiz, cahil, hiçbir işe yaramaz bir insan olarak hissediyorum. Ve kendi kendime hep bu soruyu soruyorum. Ben nasıl konuşacağım? Ben nasıl konuşacağım? Meğerse bu sorular arkadaşlar o an yaşadığım duygu o kadar çok şeyi değiştirmiş ki o anda farkında değildim. Ve o yediğim dayak inanılmaz kötüydü. Ne zaman için? O an için. Ve arkadaşlar duygular o kadar çok şeyi değiştiriyor ki Milton Erickson diye bir adam var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Hipnozun babası olarak bilinir. Ve inanılmaz bir hipnotist. Yani ondan bahsederken arkadaşları diyor ki mesela yolda gördünüz mü insanlar konuşmazlarmış veya kapıyı çaldı ya bir insan elini uzatıyor merhaba diyor ya o sırada o eli hipnoza girmiş diğer taraf hipnoza değil. Böyle bir durumda Milton Erickson olağanüstü bir hipnotist ve bu Milton Erickson arkadaşlar 17 yaşında çocuk felci geçiriyor. Çocuk felci geçiriyor ve doktor annesine diyor ki çocuğunuz sabahı göremez. Çocuk felci geçirdiğinde Milton Erickson boyundan aşağısı felç kalıyor. Ve bu sesi de duyuyor. Bu konuşmayı da duyuyor. Doktor annesine diyor ki çocuğunuz sabahı göremez. Milton Erickson'un içinden geçen tek cümle o sırada şu. Böyle bir cümle bir anneye nasıl söylenir ki? Sonra annesi geldiğinde annesi ona bir şey söylemiyor. O da annesine bir şey söylemiyor. Ve annesi tek bir şey söylüyor. Anne pencerenin önündeki dolabı hafiften sağa çeker misin? Ve diyor ki güneşin batışını izlemek istiyordum. Güneşin batışını izlemeseydim kahrolurdum. Ufak bir hedef. O sırada yapabileceği bir hedef koyuyor kendisine. Güneşin batışını izlemek.
Ve güneşin batışını izledikten sonra annesine diyor ki, anneciğim yatağı karşı tarafa alabilir miyiz? Bu defa diyor tek derdim şuydu, güneşin doğuşunu izleyebilir miyim? Çocuk evine gidiyor arkadaşlar. Tabii çocuk felçli ve 7 tane kız kardeş oluyor ve kız kardeşlerini izliyor. Diyor ki kendi ağzından, binlerce defa izledim çünkü başka bir şey yapamıyordum. O çocukların, kardeşlerim doğduktan sonra o cansız gibi görülen ayaklarını nasıl imeklediklerini, nasıl sonra o yürümelerini, yürümede bir kalça ne kadar önemliymiş, hep bunları gözlemledim. Bir gün çok enteresan bir şey oluyor arkadaşlar. O enteresan bir şey de şu. Bir gün tabii felç ya, vücutta hiçbir yer tutmuyor, boyundan aşağısı tutmuyor. Bir gün sokaktan geçen arkadaşların sesini duyuyor. Arkadaşların sesini duyduğunda sağ elinin işaret parmağı oynuyor. Tabii buna seviniyor çünkü vücut tepki vermiş, vücut oynuyor, seviniyor buna. Sonra arkadaşları geçtikten sonra tekrar kendisi zorluyor kendisine parmağı oynatmak için ama parmağını oynatamıyor. Birkaç gün sonra arkadaşların sesini bir daha duyuyor, parmak bir daha oynuyor. Enteresan bir şey. Arkadaşların sesini duyduğunda parmak oynuyor. Sonra kendisini zorluyor, zorluyor, oynatamıyor parmağını. Birkaç gün sonra bir daha arkadaşların sesini duyuyor, parmak bir daha oynuyor. Milton Erickson o zaman fark ediyor. Hayatımı diyor, duygularımı yaşatıyor. Çünkü arkadaşların sesini duyduğunda onların özlemiyle duygusal bir tepki, duygusal bir şeyler hissediyor ve vücut buna tepki veriyor güzel dostlarım. Ve bunu fark ediyor ve kendi arkadaşların sesini duyuyormuş gibi duygusal duruma kendisini ala 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 o felçli insan hiçbir doktora gitmeden tüm vücudunu onarıyor mu demem lazım. Ayağa kalkıyor. Sadece sol ayağı hafiften aksıyor arkadaşlar. Artık ayağa kalkıyor. Bu insan arkadaşlar bu yüzyılın insanı. Menkıbeden bahsetmiyorum size. Yaşanmış bir olay. Bu yüzyılın insanından bahsediyorum. Güzel dostlarım, duygular o kadar önemli ki bir insanı yaşattığı gibi bir insanı öldürebilir. Sadece duygularla. Hiçbir şey yokken çok uzaktaki bir insanı karşına çıkarttığı gibi inanılmaz bir aşka kavuşturabilir seni. Bir gün idam mahkumu bir adama gidip diyorlar ki seninle bir çalışma yapalım. Bu çalışmadan sonra ölebilirsin. Ama yaşayabilirsin. Yaşarsan özgür kalacaksın ama ölebilirsin. İdam mahkumu diyor ki tamam kabul ediyorum diyor. Ve bu yaşanmış bir olay arkadaşlar. İdam mahkumunu bir hastaneye getiriyorlar. Hastaneye getirip gözlerini bağlıyorlar. Ve bileğinden böyle kesiyormuş gibi bir his veriyorlar. Kesmiyorlar. Kesiyormuş gibi bir his veriyor. O gözleri kapalı ya, kesildiğini zannediyor bileğinin. Ve buraya sanki kesilmiş gibi bir acı veriyorlar. Sonra buradan kan akıyormuş gibi buraya bir sıcaklık veriyorlar. Sonra o kan tıp 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 damlıyormuş gibi ses çıkartıyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu idam mahkumu olan şahıs 17 dakika içerisinde iç kanamadan ölüyor. Çok enteresan değil mi güzel dostlarım? İşte Milton Erickson'a doktor demişti ki annesine, çocuğunuz sabahı göremeyebilir. O çocuk arkadaşlarının sesini duyduğu için parmağı kalktı. Sonra duygularını kullanarak kendisini ayağa kaldırdı. Ve bir gün annesi vefat ettiğinde mezarının başındayken babası Milton'a diyor ki, oğlum diyor, annenle 74 evlilik yıl dönümü geçirdik. 75. olaydı, iyiydi ama de istediğin her şeyi de elde edemezsin. Ve ben güzel dostlarım gerçekten konuşamıyordum. Ve o öğretmenden odaya yediğimde zannediyordum ki o kötü bir şey. O kötü bir şey zannediyordum. O yediğim dayak meğerse hayatımı değiştirmiş. Ve o sırada benim sorduğum sorular nasıl konuşacağım, nasıl konuşacağım, nasıl konuşacağım? O sorduğum sorular bir gün sonra ne oldu biliyor musunuz okula gittiğinde? Bir gün sonra vardığımda ilk ders fen bilgisi dersiydi. Bir göbek geldi. 2 dakika sonra öğretmenin kendi geldi. Dedi ki çiçeğin bilimleri nelerdir? Hemen elimi kaldırdım. Ve o gün akşama kadar elimi kaldırdım ve o gün her soruya cevap verdim. Meğerse sorduğum soru bana cevap olarak, bilinçaltıma cevap olarak geliyormuş ama nasıl geldiğini ben bilmiyormuşum. Meğerse o günkü yaşadığım duygusal travma beni bir isyan ettirmiş. O güne kadar ki ailemin verdiği, çevremin verdiği bana ezikli duygusuna o gün nasıl diyeyim bardak taşmış, su taşmış. İçimdeki heyecan taşmış ve ben gerçekten konuşamıyordum güzel dostlarım. O günkü konuşamayan ben şu an
konuştuğum için sizler beni seviyorsunuz. Şu an konuşabiliyorum. Şu an konuşan... Evet güzel dostlarım. Kalpten çıkan frekans, beyinden çıkan frekanstan 60 kat daha hızlı. Hani böyle disiplin istiyoruz ya, başarılı olmak istiyoruz ya, bir şey zihne uymuşsa ve kalbe uymuşsa o zaman disiplin başlıyor. İstediğimiz bir şey arkadaşlar seviyorsak, sevgiyle, coşkuyla, bir coşku varsa, bir aşk varsa, bir sevgi varsa o zaman istediklerimiz gerçekleşmeye başlıyor. Hayatı akılla yaşamıyoruz güzel dostlarım, hayatı duygularla yaşıyoruz. Bir şeyi seversin, neden seversin? Çayı seviyorum ben. Neden seviyorum? Bunun bir sebebi olmaz ki. Seversin sadece. Güneşin batışını izlemeyi seversin. Duyguların peşindesin. Sigara kullanan herkes bilir ki sigara kullanmak sağlığa zararlıdır. Ama duygular, bir insana aşık olan, bununla evlenmek çok mantıklı diyerek mi aşık oluruz? Biz duyguların peşindeyiz ve hayatımız duygular yaşatıyor güzel dostlarım. Ve bizler de yaptığımız terapilerimizde aklı değil, duyguları değiştirmeye çalışıyoruz. İşte güzel dostlarım, biz yaptığımız terapilerde duyguları değiştiriyoruz ya, bu yapacağımız kampta duyguları baştan sona değiştireceğiz. Yeni bir insan ortaya çıkacak. Şu anki yaşadığın hayattan memnun değilsen, o zaman bu kampta olacaksın ve duyguları baştan sona değiştireceksin. Yeni bir insan, seven bir insan, aşk dolu, coşku dolu bir insan. Hani ne diyoruz, hocam ben işte değerli olmak istiyorum, sevgi insanı olmak istiyorum, affetmek istiyorum ama bir türlü yapamıyorum, disiplin olmak istiyorum ama yapamıyorum, sevdiğime ulaşamıyorum. Bunların en büyük sebebi güzel dostlarım, içimizdeki duygular. Daima ne diyorum güzel dostlarım? Sevgiyle kalın, hatta aşk ile, hatta tutku ile, hiç diyor muyum? Akıllı olun, akılla kalın, ahlaklı olun diyor muyum? Çünkü ben duygulara inanıyorum. Duygularınızı değiştirmek istiyorsanız güzel dostlarım, bu yıl 6.sını yapacağımız kişisel gelişim kampına mutlaka katılın. Duyguları değiştirdiğimizde hayat değişir. Bilgelik videosunda arkadaşlar, bilgelik ve sevgi tohumları mıydı? Neydi ismi Osman? O videoda en çok ne etkiledi bizi? İnsanların duygusunu değiştiremediğimiz için ölenler, duygularını değiştiremediğimiz için komaya girenler. Duyguları değiştirirsek hayat değişmiş oluyor güzel dostlarım. Hayatı akılla değiştiremez. Hayatı duyguları değiştirirsen değiştirebilirsin. Bilgelik videosuna güzel dostlarım, buradaki, işte şu arada bir yerde ya, Osman diyor bana şöyle parmağını gösterdi. İşte buradaki bir yerden ulaşabilirsiniz güzel dostlarım. Daima sevgiyle kalın. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla, yani duyguyla kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.